Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Redife yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Redif anlamı, yazılışı, görevi aynı olan ekler, sözcükler ya da sözcük gruplarıdır. Bakalım. Uçamaz mısın? Kaçamaz mısın? Uçamaz mısın? Şöyle açmak, kaçmak ve uçmak. Amaz mısın? Amaz mısın? Amaz mısın? Burada yazılış, görev ve anlam aynı olduğu için bunlar rediftir arkadaşlar. Kesinlikle redife yer verilmiş. Bunu eliyoruz. Tecahülü arif bilmezden gelme sanatı. Yani sebebini, daha doğrusu bildiğimiz bir durumu bilmiyormuşuz gibi davranma sanatıdır. Ecel tuzağını açamaz mısın? Açıp da içinden kaçamaz mısın? Azade eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın, kolların hani diyor. Kollarının ya da kanadının kırık olduğunu görüyorsun zaten değil mi? Bir de hani diye sormuş, bilmiyormuş gibi davranmış. Burada da tecahülü arif var. Sarma kafiye düzenindedir. Sarma kafiye şu şekildedir arkadaşlar. A, B, B, A yani birinci dizeyle dördüncü dize, ikinci dizeyle üçüncü dize bu şekilde yer alacak. Bakalım. Açamaz mısın? Kaçamaz mısın? Uçamaz mısın? Hani be. Burada arkadaşlar sarma uyak yok. Düz uyak şeması var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ağıt türündedir. Bu da doğru. Yarım uyak kullanılmıştır. Açmak, kaçmak ve uçmak sözcükleri arasında. Ç sesi tek ortak, tek ses benzerliğine de yarım uyak diyoruz. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Ceyhan. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? Aleme tan eder yanına varsan, seni yanıltır bir mesele sorsan. Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan, camiye gelir de Erkan beğenmez. Bir eleştiri söz konusu burada arkadaşlar. O da bizim için satirik şiirdir. Lirikte duygu, aşk, özlem gibi konular olacak. Didaktikte öğretici, pastoralda doğa ve kır yaşamını anlatacak. Epikte destansı, kahramanlık öyküleri anlatılacak. Satirik eleştiri şiiridir. Cevabımız C. Bir gazele ait 3 beyit şu şekildedir. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar beyti okumanız anlamanıza hiç gerek yok. Gazelin ilk beyti matla beytidir ve matla beytinin kafiyelenişe baktığımızda şu şekilde AA şeklinde olması gerekiyor. Zaten daha sonra gazelin beyitleri BA, CA, ondan sonra DA şeklinde devam eder. Dolayısıyla sondalara bakıyoruz. Şu ilk beyt yani matla beyti olamaz. Bu da olamaz. Ama desünler desünler aynı harfle bittiği için benim 3'ü başa alma imkanı doğdu. Dolayısıyla 3'ü başa aldık. Bu bizim için bir ne beytidir? Matla yani ilk beyt, başla beytidir. Tamam. Daha sonra şairin adı geçmiş mi ona bakıyoruz. Şairin adı geçtiyse o beyti benim sona almam lazım. Çünkü şairin adı son beytte geçer. Yahya'nın diyor gördüğünüz gibi. 2'yi de sona alıyorum arkadaşlar. Zaten bir de ortada kaldı. Yani 3, 1, 2 şeklindedir cevabımız Edirne şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Sanskrit dilindeki panca tantraları hükümdarlara ait nasihatname andıran ve İranların pendnameleri gibi düzenlenmiş bulunan nokta nokta nokta. Evet, Hintlilerin eski Kelile ve Dimnesinden bazı izler taşımaktadır. Alegorik bir münazara niteliğinde olan eser, mesnevi nazım şekliyle yazılmasına rağmen içinde dörtlükler de vardır. Aruz ölçüsünün de kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilen eserde var olan değil olması gereken bir sosyal düzenden söz edilmekte. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser arkadaşlar kimin de Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilikti cevabımız Bursa. Mantığı kurtar kuşların dili anlamına gelen gül şehrinin arkadaşlar. Feridun Attar'dan bir çeviri. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi, Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki, Garipname, Aşık Paşa'nın 12 bin beyitten oluşan ahlaki felsefesi, ahlaki felsefik bir mesnevisi daha doğrusu bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bir esir kızın serüvenlerini ele alan, dolayısıyla bireysel özgürlüğü ve insan haklarını savunan bu ünlü romanda Türk romancılığının romantizmden realizme geçişi açıkça görülmektedir. İçinde bir tez bulunması ve kahramanı Dilber'e olan sevgisiyle romantik olan eser, cariyeli, halayıklı, konakların sağlam gözleme dayalı tasvirleriyle de realist bir eser sayılır. Eserde işlenen ana tema
Esaret olmakla birlikte evlenme işlerindeki gelenek ve göreneklerin sakat yanı üzerinde önemli durulur. Neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Şöyle sergüzeşt, diğer bir adıyla sergüzeştname adlı eserden bahsediyor. Karakteri Dilber, esaret taması ve romantizmden realizme geçiş gibi ifadelerin altını çizdim ve yuvarlak içerisine aldım. Kimin eseriydi? Sami Paşazade Sezai'nin, cevabımız C şıkkı. Bazı özellikleri verilen edebi topluluk ya da dönem aşağıdakilerden hangisidir? İlk temsilcileri sayılan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal aruz ölçüsüyle yazmış ancak diğer şairler genellikle hece ölçüsünü kullanmışlardır. Her türlü ideolojinin dışına kalarak sanat için sanat anlayışıyla okuyucuda estetik zevk uyandırılmaya çalışılmıştır. İmge yönünden zengin olan şiirin dilinde sadeleşme olmuş, iç ahenk, musiki, sanatlı söyleyiş ve şekil mükemmelliği önemsenmiştir. Sembolizm bakımından etkilenilmiş, ölüm, yaşama arzusu, tabiat sevgisi, aşk gibi temalarda bireysel duyuş tarzıyla evrensel olan birleştirilmiştir. Garip hareketi değil arkadaşlar. Orhan Veli var orada ve garip hareketi her şeyi reddediyor. Ölçüyü, uyarı, her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi. Yedi meşale değil çünkü orada da yenilik, canlılık, daima yenilik gibi bir felsefeleri var. Bunu da bu yüzden eliyoruz arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi değil, orada Nazım Hikmet var, bunu da eledik. Servet-i Fünun değil arkadaşlar, Cenap Şahabettin'le Tevfik Fikret var orada, bunu da eliyoruz. Saf şiir, öz şiir anlayışından bahsediyoruz. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal başlatmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu diyalogtan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz yazar? Ben Sabahattin Ali'nin edebiyata şiirle başladığını romanlarını okuduğum sırada öğrendim. Bu arada İlk Öykü kitabını da okudum ve Sabahattin Ali'nin sanat gücünün daha çok hikayelerinde görüldüğünü düşünüyorum diyor eleştirmen. Peki romanları için ne düşünüyorsunuz yazar? Dış görünüşüyle sıradan hatta lüzumsuz bir adamın şöyle Raif Bey'in hikayesi öğrenildikten sonra keşfedilen iç bedenin güzelliğini başarılı bir şekilde anlatan eserini çok iyi buldum ve soluksuz okudum. Hem de birkaç kez. Bir bakıma Faruk Nafiz Çamlıbel'in Canavar adlı oyununun ana fikrini taşıyan ilk romanı ise kasabalardaki temiz insanların bazı durumlarda nasıl canavarlaştığı temasıyla edebiyata kendine haklı bir yer bulmuştur, diyor edebiyatta. Doğru arkadaşlar, tamam. Haklısınız. Sanatın amacını insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olarak açıklayan Sabahattin Ali, kendinden önceki gözlemci gerçekçilerden ayrılmış, Anadolu, köy, kasabadan aldığı acıklı konuları gerçekçi bir yöntemle kendi dünya görüşünden hareketle yazmıştır. Sonuçta Sabahattin Ali sadece bir romancı değil, muhteşem bir öykücü, bir şairdir. Yazar Sabahattin Ali'nin sanat gücünü temsil ettiği eserin değirmen olduğunu düşünmektedir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Evet, dolayısıyla bunu eliyoruz. Devam edelim. Eleştirmene göre Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla hareket etmektedir. Anadolu, köy, kasaba gibi acıklı konular diyor. Bu da doğru. Yazara göre Kuyucaklı Yusuf'un başarısı diye rastgele başarısı diyor. Bir rastgele başarı değildir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz şöyle. Yazarın en beğendiği Sabahattin Ali'nin romanı Kürk Mantolu Madonna'dır. Ne diyor? Hikayesini öğrendikten sonra keşfedilen iç bedenin güzelliğini başarılı bir şekilde anlatan eserini çok iyi buldum ve soluksuz okudum diyor. Hem de diyor Faruk Nafiz Çamlıbel'in Canavar adlı oyunundan ana fikrini taşıyan ilk romanı ise kasabalardaki temiz insanların bazı durumlarda nasıl canavarlaştığı temasıyla edebiyatta kendine haklı bir yer bulmuş diyor. Doğru arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna şurada başarılı buldum. Başarılı şekilde anlatan eseri diyor. Eleştirmene göre Dağlar ve Rüzgar Sabahattin Ali'nin en çok ses getiren yapıtıdır. Yanlış. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Cevabımız Edirne şık. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Amerikalı yazar Richard Bacon, Martı, İngiliz yazar George Orwell'ın Hayvan Çiftliği, Fransız yazar Antoine Saint Exupéry'nin Küçük Prens gibi eserleri nokta 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 türünden etkilenilerek yazılmıştır. Öykü türünden mi etkilendi? Hayır. Destandan mı? Efsaneden mi? Hayır. Romandan mı? Hayır arkadaşlar. Fable'dan etkilenmiştir. Cevabımız Denizli şıkkı. Bakın bu eserlerin türü sormuyor. Bu eserlerin hangi türden etkilenip yazıldığını sormuş. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden
biri değildir. Şiir sanatını bir kelime işçiliği olarak gören sanatçı, biçim kusursuzluğu taşıyan bütün şiirlerinde ölçü, ritim, kafiye, musiki gibi unsurlara büyük önem vermiştir. Öz şiir odur ki dilde gezer bir mesel gibi dizesi onun şiire bakışını özetler. O, şiirlerinin kitapta kalmasını değil ezberlenip duyulmasını, şarkılar gibi milli kültüre girmesini ister. Bu yüzden de ömrünün sonuna kadar şiirlerini yayımlamamakta direnmiş, eserleri ölümünden sonra yayımlanmıştır. Az sayıda yazdığı için de şiirsiz şair, esersiz yazar olarak anılmıştır. Kim arkadaşlar? Şöyle hemen yazıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsediyoruz. Evet, şimdi ne demiş? Bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir. Eski şiirin rüzgarıyla onun Aziz İstanbul, kendi gök kubbemiz, Eğil Dağlar. Bütün bunlar onun arkadaşlar. Göl Saatleri Ahmet Haşim'in cevabımız bu yüzden Edirne şıkkı. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili okuyucunun romanın oluşum sürecine katılması, ilahi, birinci tekil, üçüncü tekil bakış açıları iç içe, doğrudan ya da dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur. Romanın temel unsurlarında kurmaca ile gerçek birbirinden ayrılır. Anlatıcı kurmacada etkin bir rol oynar. Sonra okuduklarını, şaşkınlığını hazmetmek, dinlenmek, için dönüp pencereden dışarı dalgın dalgın baktı. Keyifle görüyordum. İlk bakışta böyle durumlarda insanların hep yaptıkları gibi boşlukta sonsuz bir noktaya bakıyordu. Ama sonra beklediğim gibi gördü de. Pencerenin çerçevesi içinde gördüklerine bakıyordu bu sefer. Şimdi arkadaşlar, bir kere bakın, dalgın dalgın baktı pencereden demesi üçüncü tekil değil mi? Daha sonra keyifle görüyordum, görüyordum demesi birinci tekil. Yani İlahi bakış açısı var üçüncü tekilde, yani birinci cümlede. Diğerinde zaten kahraman bakış açısı ve birinci tekil var. O halde bu kesinlikle doğru. Devam edelim. Hayır, akıllı okuyucularım anlamışlardır. Sandığım kadar aptal değilmiş. Şimdi eserin içerisinde hayır, akıllı okuyucularım anlamışlardır dediğimizde romanın oluşum sürecine de katılmış oluyoruz. Doğrudan ya da dolaylı bir biçimde de okurla iletişim kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla bunların ikisi de doğru. Beklediğim gibi hırsla kitabımın sayfalarını çevirmeye başladı, arıyordu. Ben de keyifle bulmasını bekliyordum. Sonunda aradığını bulup okudu. Sonra yeniden o pencereden görebileceklerine baktı. Ne gördüğünü tabii ki çok iyi biliyordum. Çok iyi biliyordum ne gördüğünü demek de yine ilahi bakış açısıyla alakalı. Kurmacada etkin bir rol oynamış, evet. Ama kurmaca ile gerçek birbirinden ayrılır ifadesi yanlış olmuş arkadaşlar postmodern roman için. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olacaktır.